İyidir Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. 23 Temmuz Salı günündeyiz ve saatlerimiz 17.06'yı gösterirken ekonomide programla an itibariyle karşınızdayız. Bugün de değerli konuğumuzla tabii ki iç ve dış piyasaları değerlendireceğiz. Özellikle bugün baktığımızda Merkez Bankası faiz kararı açıklandı saat 14'te. Beklentiler doğrultusunda sabit faiz tutuldu. Gündemimizde olacak değerli konuğumuzla konuşacağız. Ekonomi Koordinasyon Kurulu da toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bu da gündemimizde olacak. Öte yandan yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor. Finansal piyasalarda normalleşme sürüyor dedi. Birçok konuya da değindi. Yine Biden'ın ABD seçimlerinde 5 Kasım'da adaylıktan çekilmesi ve bunun piyasalara etkilerini konuşacağız. Özellikle Fed'in faiz indiriminde Biden'ın adaylıktan çekilmesi ne derece etkili? Bu da gündemimizde olacak. Yine Perşembe günü kapasite kullanım oranı var. Reel kesim güven indeksi gelecek. Beklentiler ne doğrultuda? Gündem yoğun. Siyasette de yoğun. Ekonomide de yoğun. Dünyada da yoğun. Hemen konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi, ALB Yatırım Baş Ekonomisti, doçent doktor Sayın Filizer Yılmaz. Filiz Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar Nurdan Hanım. İyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Siz nasılsınız? Şimdi bugün Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Faizi %50 sabit bıraktı Merkez Bankası. Beklentiler bu yöndeydi. Nasıl değerlendirirsiniz? Keza Mehmet Şimşek'in de açıklamaları var. Kararlılıkla uyguladığımız politikalar meyvelerini vermeye başladı dedi tabiri caizse. Nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamaları ve sabit bırakılan faiz hakkında? Tabii Nurdan Hanım, yani bugün aslında faizin sabit tutulması bekleniyordu. Yani bu zaten beklenir bir gelişmeydi. Fakat asıl faiz karar metni önemli hale gelmişti. Özellikle Haziran ayı enflasyon oranı beklentinin altında gelince piyasa ciddi bir cesaret buldu. Yakın vadede faiz indirimi gelebilir fiyatlamaya başladı. Hatta Eylül'de, bazıları Ağustos'ta faiz indirimi gelebilir mi acaba? Bu böyle bir beklenti içine girdi. Tabii bu açıdan hani Merkez Bankası'nın bu faiz indirim beklentilerini öteleme adına bugün özellikle faiz kararı metninde ne söyleyecek kıymetli olacaktı. Yani herhangi bir ibare ekleyecek mi, çıkaracak mı, değiştirecek mi? Bu bize bir mesaj verecek. Tabi burada ne bekleniyordu Merkez Bankası'ndan? Erken faiz indirimi fiyatlamalarını terse çeviren bir adım. Niye erken faiz indirimini beklemiyoruz? Çünkü Haziran ayı enflasyon verisi beklentinin altında gelince Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan çıkıp hemen ertesi gün sabah erkenden Reuters'a demet verdi. Ve dedi ki, yani hemen bu kadar iyimser, üstü kapalı tabii tam olarak böyle konuşmadı ama çok kısa sürede böyle bir iyimser fiyatlama yapmayın. Evet. Haziran tek bir ay, dolayısıyla diğer aylara da bakmak gerekir. Dolayısıyla üstü kapalı erken faiz indirimi beklemeyin dedi. Dolayısıyla bu duruşunu sürdürmesini bekliyor olacaktık. Bu açıdan yani şunu çok net söyleyeyim. Metne baktığımda ben gayet temkinli, şahin bir Merkez Bankası görüyorum. Benden erken faiz indirimi beklemeyin diyen bir Merkez Bankası görüyorum. Dolayısıyla yani şu an için Eylül ayı, Ekim ayı bana kalırsa faiz indirimi için erken gibi görünüyor. Peki neden şahin olduğunu düşünüyorum Merkez Bankası'nı? Bir kere bir en şahin kısım şu. Merkez Bankası bakın 3 tane safha var. Faiz artıran, sonra faiz artırmayı durdurup bekleyen, yani faizleri sabit tutan ve son olarak artık faiz indirmeye başlayan Merkez Bankası safhası. Merkez Bankası bugün bize metindeki bir ibareyi koruyarak ben hala faiz artırım aşamasındayım mesajını verdi. Diyor ki enflasyonda kalıcı ve belirgin bir risk görürsem yeniden para politikasını sıkılaştırırım. Yani yeniden faiz artırırım diyor. Yani ben daha bırakın faiz indirmeyi düşünmeyi daha beklemeye bile geçmedim. Hala ben faiz artış aşamasındayım diyor. Bana kalırsa metnin en şahin taraflarından biri bu. Eğer bu ibare çıkarılmış olsaydı diyebilirdik ki artık Merkez Bankası bekle ve biliyoruz. Şu ayrı bir tartışma. Evet. Yani biz artık bu saatten sonra kolay kolay faiz artışına gidilmeyeceğini biliyoruz. Ama o ibarenin metinde tutuluyor olması demek erken faiz indirimine ben kapıyı kapatıyorum demek. Bence birinci şahin kısım bu. İkinci şahin kısım aylık enflasyonun ana eğilimi belirgin ve kalıcı bir şekilde düşene kadar, enflasyon beklentileri benim patikama yaklaşana kadar sıkı para politikasını sürdüreceğim diyor. Bakın bu ibare faiz indirim ibaresinin şartıdır. Bu iki şart gerçekleşirse faizi o zaman indiririm diyor. Burada bir gevşeme bekliyordu bazıları. Bu ibarenin değiştirilebileceğini, kaldırılabileceğini düşünenler vardı. Bence oldukça iyimser beklentilerdi bunlar. Hiç de öyle olmadı.
aynen o ibareyi korudu. Yani yeniden sıkı duruşu teyit eden bir merkez bankası oldu. Bu nedenle de şahindi. Bir diğer şahin olmasının sebebi şu. Birinci paragrafta hala diyor ki yurt içi talep yavaşlıyor evet ama enflasyonist olmaya devam ediyor. Bu ne demek? Ve aynı zamanda metnin içine baktığınız zaman enflasyonda yukarı yönlü bir sürü risk sayıyor bize. Tüm bunları üst üste koyduğumda hala daha yurt içi talepte istediği düzeyde enflasyonist olan bir ortamda Merkez Bankası'nın faiz indirim sinyali vermesini elbette beklememek gerekir. Bu açıdan metin çok şahindi ve erken faiz indirimlerini kapıyı kapatıyor. Peki soru şu, peki bu metne bakarak bir öngörüde bulunacak olursak faiz indirimleri ne zaman gelir? Bir kere şunu çok net söyleyeyim. Üçüncü çeyrekte kesinlikle beklemem. Dördüncü çeyreğe bakmak gerekir. Dördüncü çeyrek içinde Temmuz, Ağustos ve Eylül'ün aylık enflasyonuna bakacak. Bu ne demek? Ekim ayında açıklanıyor Eylül ayının enflasyonu. Evet. Dolayısıyla Eylül yani son 3 aylık yıllıktan bahsetmiyorum bakın. Temmuz ve Ağustos'ta yıllık enflasyon çok hızlı düşecek. Baz etkisi olacak çünkü orada. Merkez Bankası yıllık enflasyona bakmıyor. Aylık enflasyona bakıyor. Dolayısıyla Temmuz'un, Ağustos'un ve Eylül'ün aylık enflasyon eğilimi eğer ortalama olarak %2,5 ve altındaysa bu dördüncü çeyrek için faiz indirimi için bir zemin hazırlar. Evet. Bana kalırsa en erken Kasım gibi olabilir diye düşünüyorum. Kasım ve Aralık'ta belki 250-250 olmak üzere 500 bas puan indirerek 45 ile kapatır gibi geliyor bana. Dolayısıyla yani şu an benim şu anki projeksiyonlara bakarak, bugünkü Merkez Bankası karar ve metnine bakarak söyleyebileceğim şey dördüncü çeyrektir ki benim tahminlerime göre Kasım olabilir kanaatindeyim. Kasım ya da Aralık'ta bir faiz indirimi için bir yer var. Ama bu şu demek değil. Yani bana kalırsa belki bir miktar daha eğer olur da enflasyon, aylık enflasyonun ana eğilimi istediği gibi gitmezse, burası çok kritik bence. Orada yine biraz daha duruşunu şahinleştiren, yani belki de hiç faiz indirmeyen ya da sadece bir kez faiz indiren bir merkez bankası da olabilir diye düşünüyorum. Bir diğer önemli kısım şuydu Nurdan Hanım. Şimdi son dönemde piyasada çok fazla TL likitte bolluğu var. Evet. Bunun sebebi hem Merkez Bankası rezerv biriktiriyor. Yani piyasadan dolar alıp karşında TL veriyor. Bir KKM'den çıkışlar var. Son dönemde biraz hızlandı. Buradan gelen bir TL likitte etkisi var. Bankalarla yaptığı swap tarafı artık iyice azaldı. Bugün Sayın Mehmet Şimşek bir bununla ilgili tweet attı. Dedi ki bakın biz finansal istikrarı da sağladık. Bankalarla yapılan swap işlemleri 65 milyar dolardan 144 milyon dolara kadar indi. Neredeyse bitti yani öyle söyleyeyim. Bu önemli çünkü bankalarla eskiden Merkez Bankası yabancı girişi olmadığı için daha suni yollarla rezerv biriktiriyordu. Yani bankalarla swap işlemleriyle TL verip döviz alarak bir şey yapıyordu. Tabii döviz aldığı için bankalara TL verdiği için bu TL likitte fazlalığı yaratıyordu ve eleştiriliyordu. Yani Merkez Bankası evet finansal istikrar sağlama adına rezerv biriktiriyor ama karşılığında piyasaya fazla TL verdiği için, bankalara TL verdiği için para politikasının etki mekanizmasını bu azaltıyor şeklinde bir eleştiri vardı. Zaten artık yabancıların gelmesiyle birlikte orayı da tamamen kabul etti zaten. Yani Merkez Bankası bunu söylüyordu. O tamamen bitirilmiş olması finansal istikrar açısından önemli. Evet. Toparlayayım. TL likitte fazlalığı olduğu için bugün teknik bir faiz koridor sistemi dediğimiz bir koridor kullanıyoruz biz. Faiz koridor sistemi şu. Altta Merkez Bankası'nın borçlanma faizi, üstte Merkez Bankası'nın bankalara gecelik borç verme faizi ve işte ortada da işte politika faizi veya çeşitli faizlerin belirlendiği bir alan, bir pencereden bahsediyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası hem fiyat istikrar hem finansal istikrar hedeflediğinde, yani birden fazla amacı olduğunda tek bir faizle, yani politika faiziyle bu amacını gerçekleştiremez. Dolayısıyla farklı faiz oranları ve işte faiz koridoru sayesinde aynı anda belki direkt ana faiz oranı değiştirmeden fonlamanın kompozisyonunu değiştirerek farklı faiz oranlarını belirleyerek farklı amaçlara hizmet edebilir. İşte faiz koridoru bu amaca hizmet ediyor. Dolayısıyla likitte fazlalığı olduğu için o faiz koridorunun alt bandı olan, yani Merkez Bankası'nın borç verme faizi yukarı çekilebilir şeklinde beklentiler vardı. Zorunlu karşılık adımı gelebilir diyenler vardı. İşte farklı sterilizasyon araçları var. İşte likitte senedi ihracı gibi bu gündeme gelebilir. Öyle olmadı. Merkez Bankası'nın mesajı şu, geçen ayla aynı. Yani üstü kapalı şu an likidite fazlasının çok sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Bu nedenle ek bir adım atmıyorum. Ama bu şu demek değil diyor. Orayı kontrol ediyorum, proaktif davranıyorum. Eğer olur da likidite koşulları ile ilgili, yani fazla TL likiditesi olur, bu enflasyonu yukarı çekecek bir etmen oluşturursa adım atarım şekli beklenti var. Orada piyasa çok ciddi bir beklenti içindeydi.
mutlaka bu faiz koridorunda asimetrik oynama dediğimiz, yani alt bandı yukarı çekme şeklinde bir adım gelebilir diye düşünüyordu. Orada da buna katılırım. Yani iki görüş var. Aslında şu an likidite fazlalığı çok tehdit yaratır durumda değil. İşte son Merkez Bankası'nın net API fonlamasının negatif olduğunu görüyoruz. Net borç verici konumda, borçlanıcı konumda. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda şimdilik tehlike yok. Şimdi 8 Ağustos'ta enflasyon raporu var. Yılın 3. enflasyon raporu olacak. Muhtemelen belki oraya kadar bir gelişmeleri izleyecek. Eğer gerekirse enflasyon raporu sunumunda faiz koridorunda bir değişiklik olursa ya da yeni sterilizasyon araçları kullanacak olursa orada gündeme gelebilir diyenler de var. Yani orada bir adım gelmedi. Piyasanın ciddi bir beklentisi vardı. Şu an Merkez Bankası likidite ile ilgili problem görmüyor. Ya da en azından şu an hani geçici olarak bile çok o görüyor olsa bile geçici görüyor. Kalıcı bir sıkıntı görmüyor gibi. Hatta bence geçici de görmüyor ciddi. Çünkü geçici olduğunda ağırlıklı olarak bunu işte zorunlu karşılık adımı gibi adımlarla karşıladığını görmüştük. En cümle önemliydi. Aslında piyasa etkisi çok büyük olmadı. Fakat faiz indirimleri daha erken mi olur? Merkez Bankası acaba düşünüyor mu? Ya bir de şu var zaten Nurdan Hanım. Yani bence bu beklenti şu nedenle topyekun yanlıştı. Velev ki diyelim ki Merkez Bankası Eylül'de faiz indirmeyi düşünüyor. Yani acaba indirebilir miyim planları yapıyor. Şimdiden daha iki ay kala bunun mesajını vermezdi diye düşünüyorum zaten. Çünkü verecek olsa bile bir sonraki ay bunu yapardı kanaatindeyim. O açıdan ben hani zaten beklemiyorum ama Eylül veya Ekim'de yapacak olsa bile biraz daha bekleyerek son aylarda bu zemin hazırlamasını yapar kanaatindeyim. Zaten şu an o konjonktürde bile değiliz. O açıdan erken faiz indirimi 3. çeyrekte kesinlikle beklememek gerektiğini düşünüyorum bu metinle beraber. Evet, şimdi bunun paralelinde tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde de diyebiliriz. Haliyle baktığımızda Temmuz ayında %3.1 düşüşle 75.9'a geriledi güven endeksi. Böylece endeks de tabii 2024 yılının en düşük seviyesine geriledi. Neler söylersiniz? Bir yandan faizi düşürmeye çalışılırken bir yandan da güven de düşüyor. Nurdan Hanım, aslında tüketici güvenindeki düşme çok doğal bir sonuç. Bakın neden yakınıyoruz? Faizleri 8,5'tan 50'ye getirdik. Atılan bir sürü adım var. Ama hala ne diyor Merkez Bankası? Yurt içi talepte istediğim o zayıflamayı göremiyorum. Enflasyonist. Evet. Ne demek enflasyonist olması yurt içi talebin? Hala güçlü talep var. Talep güçlü olursa fiyatlar da yukarı çıkar. Eğer bir şeye çok talep varsa değerli olur o şey. Ve onu satan kişiler de fiyatı yukarı çeker. Eğer arz ona ayak uyduramıyorsa. Şimdi böylesi bir ortamda genel olarak hep şunu gördük, bakın birinci çeyrek büyümesinde de gördük. Atılan adımlara rağmen çeşitli sebeplerle, birçok sebebi var bunun, ekonomik büyüme üzerinde ve bununla bağlantılı yurt içi talep tarafına yeterli zayıflamayı göremiyoruz. Şimdi bunun nedenlerine girmeyeceğim. Evet. Ama artık yılın ikinci yarısı itibariyle, Temmuz ayı itibariyle biz yurt içi talepte zayıflama, ekonomik büyüme ve büyüme öncü göstergelerinde artık neyi görmeye başladık? Yavaşlamayı görmeye başladık. Zaten şunu söyleyeyim, bakın ekonominin bir üretim tarafı var, bir tüketim tarafı var. Üretim tarafındaki yavaşlamayı biz aslında ikinci çeyrekte net gördük. Sanayi üretim tarafına bakın, imalat PMI tarafına bakın, kapasite kullanım oranına bakın, reel kesim güven endeksine bakın. Buralarda görüyorduk, üretim de kendini gösterdi sıkılaştırıcı politikalar ama tüketim tarafında göstermedi. İşte işler hepten sarpa sarıyor. Çünkü enflasyon dediğimiz şey, evet maliyet kaynağı da vardır ama talep cephesinden bakarsanız tüketimin üretimin üzerinde olması. Tüketim azalmayıp üretim sürekli azalıyorsa bu enflasyonu besleyen bir süreç gündeme getirir. Dolayısıyla işte ufak ufak artık tüketim tarafının da sıkılaştırıcı politikalara cevap vermeye başladığını, azalmaya başladığını gördük. Dolayısıyla Temmuz ayında tüketici güven endeksindeki bu düşüş bunun bir göstergesi. Bakın Bloomberg'un açıkladığı tüketici güven ön endeksi var. TÜİK'in açıkladığı tüketici güven endeksinden önce açıklanır. Bloomberg'un açıkladığı endeksteki düşme çok daha belirgindi. %6.3'lük bir düşüş vardı. Peki neden düşüyor tüketici güveni? Çünkü iç talep daralıyor. Sıkılaştırıcı politikaların etkilerini tüketiciler görüyorlar. Ve tüketiciler diyorlar ki, baktığınız zaman alt detaylara tüketici güven endeksinde, şu anki hane halkının maddi durumuyla 6 ay sonra beklediği maddi durum ve 12 ay sonra beklediği maddi durumda kötüleşme bekliyor. Neden? Çünkü sıkılaştırıcı politikaların etkilerini önümüzdeki dönem görmeyi bekliyor. Tabii burada şu da var, özellikle Temmuz ayı itibariyle ücretlere zam yapılmamış olması, reel satın alma gücünün enflasyonda da tepeyi gördük biz. Dolayısıyla hem enflasyonda tepenin görülmesi hem ücretlere zam yapılmaması, yapılmayacak olması bir miktar bu tüketici güvenliğini düşüren etmenlerden biri oldu. Yani bu dönemde enflasyonu zirve yaptığı dönemlere de tekabül ettiği için her ne kadar kur sabit olsa da
Burada yine biz neyi görüyoruz? Tüketici güveninde düşmeyi görüyoruz. Şöyle söyleyeyim, bakın mesela akademik çalışmalara baktığımız zaman Türkiye'de tüketici güvenini etkileyen iki temel parametre vardır. Biri kurdur, biri enflasyondur. Ve yine akademik çalışmalara baktığımızda tüketici güveninin kurdan daha fazla etkilendiğini görürsünüz. Yani diyelim ki önümüzdeki ay %2 arttığında kurun tüketici güveninde ciddi bir azalma olduğunu görüyorsunuz. Enflasyona da duyarlı ama enflasyondan daha çok Türkiye'de kura duyarlı bir tüketici güven endeksi olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak ekonomideki daralmanın bir sonucu. Bundan sonraki sürede de yine tüketici güveninde en azından ikinci çeyrekte o yavaşlamayı, zaten Temmuz ayı üçüncü çeyreğe tekabül ediyor. Evet. Görürüz. Belki dördüncü çeyrekte bir miktar, ola ki faiz indirimleri işte Ekim gibi, ki zannetmiyorum, ben en erken Kasım gibi bekliyorum. Olur da Ekim gibi işte geleceğe fiyatlaması olursa belki orada bir miktar o beklentinin satın alınmasıyla belki bir toparlanma olabilir diye düşünüyorum. Ama üçüncü çeyrek, Ağustos, Eylül'de de düşüşün devamı beklenebilir bence. Evet. Şimdi tabii diğer konulara geçmeden önce bugün ekonomikteki gelişmelerle alakalı sizden önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de MKYK toplantısı sonrası basının karşısına geçti. Ve orada tabii ki soruları da yanıtladı. Cümlelerinde de ekonomiye dair vurguladığı benzer aslında Mehmet Şimşek'in de ifade ettiği, keza Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da o şekilde ifade etti. Dedi ki Ömer Çelik, ekonomik programın işleyişi olarak siyaset kurumu olarak da yakından takip ediyoruz. Gelecek aylarda enflasyonist baskıların azalacağı yönündeki tespitler programın doğru işlediğinin göstergesidir. Programın hayata geçmesiyle birlikte vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme, emeklimizin asgari ücretimizin yanında bulunma yaklaşımımız OVP'nin ilerlemesine bağlı olarak gündemimizdeki en başlık yerini korumaya devam edecektir dedi. Bir nevi Mehmet Şimşek'i ve yine Cevdet Yılmaz'ı da destekledi. Sizin sözlerinizde keza öyle. Evet Nurdan Hanım, yani şöyle bir durum var. Evet, şurası net. Şimdi OVP'nin çalışıp çalışmadığı meselesi. Orta vadeli planın biz genel olarak çalıştığını görüyoruz. En iyi çalıştığı yer cari açıktaki azalma, ödemeler dengesindeki iyileşme. Dolayısıyla buna bağlı olarak işte Türkiye'ye yabancıların gelmesi, buna bağlı olarak Merkez Bankası'nın rezerv biriktirmesi, işte CDS'de 700-800 puanlardan 200 puanlara gelme. En çok hissedilmeyen yer enflasyon, ki bizim en temel sorunumuz enflasyondu. Çünkü enflasyon uygulanan politikalara geç cevap veriyor. Dolayısıyla en gecikmeli makroekonomik veridir enflasyon. Dolayısıyla enflasyon bu nedenle hani ekonomideki en kötü karşılaşabileceğiniz sorundur. Çözmemiz evet. Kolay olmaz. Dolayısıyla şimdi hep eleştirildi ekonomi yönetimi. Tamam, işte program çalışıyor diyorsunuz ama enflasyon düşmüyor. Enflasyon artmaya devam ediyor. Hatta şöyle, evet yıllık enflasyon düşecek belki ama elbette ki uygulanan politikaların etkisiyle düşecek, ama şunu da biliyoruz. Yakın vadede özellikle işte Temmuz, Ağustos'ta baz etkisi kaynaklı. Yani genel olarak hala şimdi hane halkı enflasyonla mücadele dediğimizde ister istemez herkes çok hızlı bir enflasyon düşüşü bekliyor. Evet. Maalesef dünyanın hiçbir yerinde böyle değil. Şimdi dolayısıyla yıllık enflasyonun düşmeye başlamasıyla birlikte ekonomi yönetimi o eleştirilere cevap vermeye başladı. Diyor ki bakın öyle değil. Yıllık enflasyon düşmeye başlıyor ve önümüzdeki dönemlerde bu düşüşü, yani enflasyonda en kötü geride kaldı, daha da fazla göreceğiz diyor bu yön itibariyle baktığımızda. Diğer taraftan, yani bir diğer tartışma meselesi bu ücretler meselesi. Şimdi Türkiye'de ekonomi yönetiminin üstü kapalı söylediği şey şu: ben enflasyonla mücadele ediyorum, bütçeyi dengeleme aşamasındayım. Ve ücretlere zam yaptığım andan itibaren bu enflasyonu körükleyecek. O nedenle de biz şimdi ne yapıyoruz? Herkes elini taşın altına koyacak. Bu nedenle enflasyonla mücadele ettiğimiz için işte ücretlere, emeklilere seyyanen zam veremiyoruz. Asgari ücrete zam yapamıyoruz evet. Şeklinde bir ne diyelim, önermeyle geliyor. Bu çok tartışılıyor Nurdan Hanım. Yani maalesef hani gerçekten Türkiye'de ücretler enflasyonun bir sebebi midir? Ücretler bu nedenle mi artırılmıyor? Böyle olsa da artırılmaması gerekir gibi mi? Burada maalesef öyle veya böyle, bakın dediğim gibi, yani enflasyon sebeptir, ücretler sonuçtur. Haliyle ücretler arttığı için belli bir süre sonra bu enflasyonu besleyen kısır bir döngüye dönüşür. Ama öyle veya böyle şöyle yapmak gerekir. Bir yön itibariyle baktığımızda maliye politikasının burada belki biraz daha ince ayar politika uyguladığı, dolayısıyla en azından dar ve yoksul gelirli kesimin, sabit gelirli kesimin neye rağmen enflasyonla mücadele ediliyor olmasına rağmen biraz daha enflasyon karşısındaki bu daralmasının önüne geçecek adımlar da atılabilir diye düşünüyorum. Yani orta arada bir formül bulunabilir. Dolayısıyla dediğim gibi, bakın şunu tartışmıyorum: ücretler enflasyona etkiler mi etkilemez mi? Ben biraz işin şu tarafındayım. Belirli düzeyde etkiliyor olsa da hani bu noktada en azından
dar ve yoksul gelirli kesim biraz daha ferahlatılmalı. Ekonomi yönetimi de orada şunu söylüyor. Diyorlar ki bakın biz size vergi paketiyle geliyoruz. Özellikle Sayın Mehmet Şimşek'in bir söylemi var. Vergi paketinde biz zenginden daha çok vergi alıyoruz, fakirden daha az alıyoruz. Böylelikle hani o gelir dağılımını ya da işte enflasyonla mücadele karşısındaki dengelemeye çalışıyoruz. Ama maalesef şöyle bir gerçeklik var. Ekonomi yönetiminin işi zor. Bu çok net. Ben bunu hep söylüyorum. Ama günün sonunda dar ve yoksul gelirli kesimin enflasyon evet düşecek, bu zaman alacak. Dolayısıyla hala yüksek enflasyon var bir ve enflasyon karşısında reel satın alma gücü azalan bir kesim var ve bu kesimin hoşnutsuzluğu var. Dolayısıyla da bu da ne diyelim, bu politikaların çıktılarından biri. Dolayısıyla hani bundan sonraki sürede maliye politikası tarafında biraz daha sanki böyle dar ve yoksul gelirli kesimi tırnak içerisinde belirli düzeyde enflasyon yaratacak olsa da koruyacak politikalara da ihtiyaç olduğu kanaatindeyim ben biraz. Şimdi gelelim küreselde özellikle Fed'i de ilgilendiren kısmında tabii ki Biden'ın adaylıktan çekilmesi. Dolayısıyla Biden adaylıktan çekildi, yerine başkan yardımcısı aday olarak Kamala Harris'i gösterdi ve bu anlamda Kamala Harris'in açıklamaları geldi. Trump tarafında da gelişmeler var. Yine Trump'ın özellikle geçtiğimiz hafta o suikast girişiminden sonra işte Fed Başkanı Powell'a başkan seçilirsem işte faizleri indirme konusunda serzenişleri, daha doğrusu önerileri oldu. Powell'la arasının çok iyi olmadığını da biliyoruz Trump'ın. Dolayısıyla neler söylersiniz? Hem Biden'ın adaylıktan çekilmesi, Fed faiz kararı açıklanacak. Bundaki özellikle Biden adaylıktan çekilme süreci bunu etkileyecek mi? Neler yaşanacak? Küreseldeki gelişmeleri Biden'ın adaylıktan çekilme süreciyle beraber değerlendirmenizi isteyeceğim. Tabii Nurdan Hanım şöyle, yani bildiğimiz gibi yani Trump'la Biden arasındaki münazara sonrasında küresel piyasalar Trump'ın kazanacağını fiyatlamaya başlamıştı ki buna biz Trump trade diyoruz. Yani Trump ticareti. Yani Trump gelirse kim kazanır, kim kaybeder, hangi yatırım aracı kazanır, hangi yatırım aracı kaybeder, buna göre pozisyon alıyor yatırımcılar. Şimdi özellikle bu Trump suikasti sonrasında bu Trump trade daha da güçlendi. Yani Trump'ın kazanma olasılığı arttı. Sonrasında Biden'a özellikle demokratlar başta Obama olmak üzere ciddi olarak çekil tavsiyesinde bulununca, tabiri caizse baskı yapınca Biden çekilmek zorunda kaldı. Aslında Biden'ın çekilmesi çok da sürpriz olmadı bu yön itibariyle. Şimdi tabii soru şu, şimdi Biden çekildi, Kamala Harris'i işaret etti. Evet. Kuvvetle muhtemel Kamala Harris olma ihtimali var. Demokratlar içerisinde Kamala Harris'i çok desteklemeyenler de var, sessiz kalanlar da var. Evet. Dolayısıyla ilk belirsizlik bu, Kamala Harris mi olacak, Michelle Obama olacak diyenler var. 19-22 Ağustos'ta Demokratların Partisi Kongresi olacak. Orada netleşecek bu mesele. Ama kuvvetle muhtemel Kamala Harris'in olma ihtimali güçlü. Neden böyle diye düşünüyorum. Çünkü yani şu an Trump'ın kazanma ihtimali bu kadar güçlüyken hiçbir kolay kolay demokrat aday, parlak bir demokrat aday kendini feda etmek istemeyecektir diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Bu nedenle de çıkmak istese de çıkmayabilir kanaatindeyim. Olsa olsa Michelle Obama olabilir diye düşünüyorum Kamala Harris'in karşısında güçlü adaylardan biri. Ama yani dediğim gibi Kamala Harris de olsa, Michelle Obama da olsa bana kalırsa yani Trump'ın kazanma ihtimali oldukça güçlü diye düşünüyorum. Clinton çünkü ailesinin burada rolü olur mu? Clinton'lar da Kamala Harris'i desteklediler. Dolayısıyla Hillary Clinton'ın da adı geçiyordu ama o netlik biraz ortadan kalktı. Onların da Harris'i desteklemesi bir miktar hani Harris'in olasılığını artırdı diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla böyle bir süreçte mesela şu olasılık da gündemde. Biden'ın bazıları işte sağlık koşulları başkan olmaya eğer elverişli değilse bu nedenle geri çekildi Biden. Biden o zaman Biden yönetmesin Amerika'yı dediler. Acaba Kamala Harris şu an Biden'ın yerine geçer mi? Geçerse bu bir avantaj olabilir mi acaba Kamala Harris için? Çünkü yönetecek, nasıl yönettiğini görecek. Gerçi şunu da söyleyeyim, Kamala Harris'i çok iyi puanlamıyor. İyi bir başkan yardımcısı dönemini, iyi bir başkan yardımcısı dönemi geçirdiğini düşünmüyor piyasa. Bu açıdan da yani ya da şöyle söyleyeyim, bürokratik görevler açısından çok başarılı bulmuyor piyasa. O açıdan bu da olabilir, bilmiyorum. Onu görmek lazım ama yani ben aday her kim olacaksa olsun. Evet yani siyasette bir gün bile çok önemlidir ama ben Trump'ın kazanma ihtimali güçlü görüyorum. Ha ne olabilir? Olsa olsa burada belki Trump çok az farkla kazanır. İşte burun buruna kazanır ama kazanır gibi görünüyor açıkçası. Şimdi dolayısıyla böylesi bir konjonktürde piyasalar buna rağmen beklemede. Şu an mesela pazartesi günden bu yana bakıyorum. Acaba Trump ticareti güçlendi mi? Hayır, piyasa bekliyor. Bir görmek istiyor. Yani kripto paralarda da bir yükseliş söz konusu oldu mu?
çok güçlü yükseliş olmadı. Hatta şöyle oldu. Biden geri çekildikten sonra kriptoda, Bitcoin'de bir düşüş gördük aslında. Evet, biz. Doğru. Sonrasında biraz toparladı. Yani borsalar tarafı, dolar tarafı, altın tarafı da çok ciddi bir değişme yok. Onu söyleyeyim. Yani gördüğüm şu, piyasa diyor ki Trump'ın kazanma ihtimali biraz azalabilir Biden gittikten sonra. Ama bu Trump'ın kazanmama ihtimalini ortadan kaldırmaz. Sadece olasılık biraz azalır ama Trump yine kazanır tarafında şu an piyasa. Terse dönen bir durum yok yani, onu çok net söyleyeyim. Eğer öyle bir durum olsaydı zaten biz piyasa fiyatlamalarında çok sert değişimleri görürdük. Mesela dolar endeksinde çok güçlü düşüş olurdu. Tahvil faizleri çok hızlı düşerdi. Borsalara ciddi bir baskı gelebilirdi. Altın tarafı daha farklı hareket ederdi. Şu an öyle bir durum yok. Bir bekleme modu mu var sizce? Sizin de söylediğiniz. Aynen öyle. Bir bekleme modu var. Bir görecekler demokratlar ne yapıyorlar. Kendi aralarında kim aday çıkaracaklar. Ona göre piyasa ya Trump ticaretini ya daha güçlendirecek ya da biraz daha o 4 aylık sürede daha temkinli giderek ama ufaktan ufaktan alttan alta da Trump trade'i fiyatlama eğiliminde olan bir piyasa olabilir diye düşünüyorum. Evet. Şu an herkes biraz anlama aşamasında. Hı-hı. O açıdan yani benim görebildiğim tahminleri, ben bir siyaset uzmanı değilim ama görebildiğim kadarıyla Trump'ın bu işi kazanma ihtimali çok çok güçlü gibi görünüyor açıkçası. Yani 2016 demokratların şöyle bir umudu var. İşte 2016'da seçim sabahı Hillary Clinton önde görünüyordu ama Trump kazandı. Aynı şey neden olmasın diyorlar. Hani böyle bir beklentileri var ama hani dünyadaki akımlara da bakacak olursak, işte son dönem suikast olayları hepsini üst üste koyarsak öyle zannediyorum ki Trump kazanacak gibi görünüyor. Zaten Trump'ın kazanma ihtimali arttıkça piyasa fiyatlamalarında değişmeleri daha net göreceğiz diye düşünüyorum. O nedenle biraz daha temkinli olmak lazım. Evet, Trump trade'e bakmak gerekir. Hangi hisseler Trump geldiğinde artar, hangileri azalır, hangi yatırım araçlarına dönmek lazım? Ya da işte ülkeler bazında Türkiye'yi bu durum nasıl etkiler? Korumacı politikalar Trump'ın bizi etkiler mi? Mesela şunu bekliyor olacağız. Rusya-Ukrayna savaşının bitmesini bekleriz. Jeopolitik risklerin dünyada Trump'ın gelmesiyle azalmasını bekleriz. Ama Kamala Harris gelirse, hani şöyle bir beklenti var. Çok da yanlış beklenti değil. Dünya 3. Dünya Savaşı'na doğru ilerleyebilir. Çünkü Kamala Harris'in daha böyle uzlaştırır diyeyim ya da ne diyelim. Trump ve ekibi daha böyle yerelleşmeyi, uluslardan biraz kopmayı tercih ediyorlar. Sadece Amerika'ya odaklanmayı, Amerika'yı yine büyük yapmaya odaklanan bir politikaları var. O nedenle işte Rusya-Ukrayna savaşı bitsin, bize daha fazla tabiri caizse onların gözünden sıkıntı çıkmasın, biz kendimizle ilgilenelim bakış açısı var. Dolayısıyla Trump'ın gelmesiyle farklı bir senaryo, ki belirsizlik bence Trump'ın gelmesi başlı başına gerek politik anlamda gerek ekonomik anlamda tüm politikalarda belirsizliğin olduğu bir sürece evrilir, ki Türkiye için de böyle. Mesela Türkiye için şu söyleniyor. İşte Trump'ın Türkiye ile arasıyı ben pek böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Ralph Branson olayını hatırlayalım. Bir sürü olumsuz olay yaşadık. Bir tweetle bile Türkiye ekonomisinde ciddi sorunlar yaşanabiliyor. O açıdan Trump demek belirsizlik demek, volatilite demek. O açıdan bizim için de tamamen iyi ya da tamamen kötü diye de düşünmemek gerekir diye düşünüyorum ben Nurdan Hanım. Serde, özellikle jeopolitik riskler açısından Trump'ın döneminde savaş olmadığını da varsayarsak, bu savaşların ki ABD'nin desteği olmadan da belki bitebileceği söylenebilir. Özellikle İsrail ve Ukrayna tarafında olabilir mi? Kesinlikle öyle. Yani David Vance, özellikle başkan yardımcısı olarak seçtiği David Vance'in bu konuda çok ciddi deklarasyonları var. Zaten şöyle söyleyeyim, yani Trump'ın gelmesiyle birlikte zaten ciddi olarak mesela altında bir baskı bekleniyor. Çünkü altın öyle veya böyle soğumada da olsa dünyada şu an savaşları da fiyatlıyor. Bir tarafta Rusya-Ukrayna, bir tarafta İsrail olayı var. Dolayısıyla Amerika Trump'ın gelmesiyle daha net tavırlar koyacağı için bunların azalacağı, mesela Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlanacağını, eğer Trump'ın kazanma ihtimali daha yüksek ise piyasa çok güçlü bir şekilde fiyatlayacak. Bunu çok net söyleyeyim. Dolayısıyla Avrupa için kötü olacak. Avrupa ciddi ihracat yapıyor Amerika'ya. Kota getirecekler. Avrupa'nın ihracatı azalabilir. Yani hem politik olarak hem ekonomik olarak. Mesela NATO ne olacak? Dolayısıyla NATO meselesi ayrı bir gündem başlığı olacak. İklim politikaları, yenilenebilir enerji, işte elektrikli araçlar, bunların hepsinin çöp olma ihtimali var. O açıdan dünyayı da sadece ekonomik anlamda değil, politik anlamda da ciddi başlıklar bekliyor gibi görünüyor aslında. Evet, son olarak da yine Perşembe günü bizde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi var. Cuma günü de küreselde PC datası var Fed'in. Bunları da değerlendirmenizi, öngörünüzü daha doğrusu istiyorum. Sonrasında noktalayalım. Buyurun. Tabii, yani kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, evet, yani iktisadi yönelim anketi açıklanacak. Bunlar sanayi ve daha alt dalı imalat sanayine ait datalar. Zaten bu datalarda biz yavaşlamayı görmüştük.
Bu yavaşlamanın devamı beklenebilir. Her iki reel kesim güven endeksi son 3 aydır düşüyor. Düşüşün devamı beklenebilir. 102.3'te 100'ün altına gelebilir. Kapasite kullanım oranı Ocak'tan bu yana 76 düzeyinde. Hatta son 2 aydır 76.3. Yine düşüşün devamı beklenebilir bence diye düşünüyorum. Amerika'dan gelecek PC datası çok önemli. PC demek enflasyon öncü göstergesi. Evet. Tüketim fiyat endeksi. Dolayısıyla harcamaları endeksi. Amerika'nın baktığı asıl enflasyon göstergesi budur. Beklentiye paralel veya beklenti altı bir enflasyon gelirse altın fiyatları yukarı gider, gümüş fiyatı yukarı gider. Eylül'de Fed'in zaten şu an %93 olasılıkla fiyatlanıyor faiz indirmesi. Daha da güçlü bir hale gelir. Bu açıdan altın için, gümüş için beklentiye paralel, beklentinin altında bir veri altın fiyatlarını yükseltecektir. Ama beklentinin üzerinde bir veri gelirse altın fiyatlarındaki baskının arttığı bir süreç olabilir. Bu açıdan kıymetli. Çünkü önümüzdeki haftada Fed kararı var. Doğru. Bu açıdan hazır böyle Amerika'da enflasyonda bir eğilim oluştu. Yani enflasyon düşüyor. PC datası da bunu desteklerse ki en önemli Fed'in asıl hedeflediği enflasyon budur. Piyasalar daha da rahatlar. Ama olur da şimdi PC beklenti üstü gelirse piyasalar ya işte ama PC datası beklentinin üzerine geldi biraz. Acaba bundan sonra da böyle tümsek görür müyüz diye bir belirsizliğe işaret eder. Çok şahin fiyatlamaları olmasa da belirsizliğe işaret eder. Bir miktar piyasanın canını sıkar tabii ki. Evet, çok teşekkürler Filiz Hanım. Değerli bilgileriniz için kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Nurdan Hanım. Sağ olun, hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler, bugün de 23 Temmuz Salı gününde değerli konuğumuz Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'la iç ve dış piyasaları gelen verilerle sizlere aktarmaya çalıştık. Yayında yapım değmeye geçen arkadaşlarım adına iyi bir akşam geçirmenizi dileyelim. Şimdilik hoşçakalın.